13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Yerel meclislerle işbirliği ne demek? Açık açık söyleyin. Açık açık söyleyin biz Suriye'yi böleceğiz deyin biz de anlayalım. Yerel meclislerle işbirliği ne demek? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sığınmacıların dönüşü için Suriye'de kurulan 13 yerel meclisle işbirliği yapılacağını duyurdu. Bu açıklamalar üzerine Suriye'nin toprak bütünlüğünü tanımayan yerel meclisler yeniden gündeme geldi. Mahalli olarak da bilinen yerel meclislerin birçoğu 2018 yılında kuruldu. Türkiye'nin de terörden arındırılan bölgelerde kurulması için destek verdiği yerel meclislerin sayısı 19'a yükseldi. Meclisler, Afrin, Cerablus, Elbap, Resulayn, Telabyat, Azes, Cinderes, Mare, Şeran, Şeyhadit, Ahtarin, Soran, Başköy, Biza, Çobanbey, Mabatlı, Bülbül, Gandura ve Racuda bulunuyor. Afrin'de 12 Nisan 2018'de kurulan meclisin başında Muhammed Said Süleyman yer alıyor. 20 sandalyeli meclisin üyelerinin 11'i Kürt, 8'i Arap ve 1'i de Türkmenler arasından seçildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da yerel meclis 27 Ekim 2019 yılında açıldı. Meclisin başındaki isim Vail Elhamdu. Resulayn'daki meclisin başında Muri Yusuf yer alırken Azez'deki meclisi Muhammed Hamdan Yusuf yönetiyor. Cerablus'taki meclisin başında ise Abd Halil yer alıyor. Bu meclisler bölgelere eğitim, hukuk ve belediye hizmetleri gibi bölümleri oluşturdu. Yine meclis yönetimleri temiz su, şehrin temizliği ve çöp toplama hizmetlerinden de sorumlu. yerel meclislerin kurulma gerekçelerinden birinin de ticari faaliyetlerin sürdürülmesi olduğu belirtiliyor. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere şu ana kadar 500 bin Suriyeli döndü. 13 bölgeye daha AFAD koordinasyonunda gönüllü dönüşü teşvik edecek projelerin destekleneceği açıklandı.